Sağ ol Gülten. Bugün sizlere meyveli tartelet yapacağız. Onun için ilk önce hamurumuzu yoğuralım. Arkadaşlar ilk önce 1 kilo unumuz. Unumuzun her zaman olduğu gibi ortasını açıyoruz. 500 gram pudra şekerimizi koyuyoruz. 600 gram yağımızı koyuyoruz. Margarin. 4 adet yumurtamızı, vanilya tozumuzu, bir de arkadaşlar ekstra lezzet tat versin diye portakal kabuğu rendeleyeceğiz. Uzatma, kapat. Çok zaman geçecekti. Evet, tart kalıbımızın etrafını yağlıyoruz. Yağladıktan sonra unlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Kalıbımız hazır. Evet, hamurumuzu açtık belli bir bağlıkta arkadaşım birlikte. Kalıbımızı daha önceden yağlamıştık. Hemen kalıbımızın içerisine koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bu şekilde alıyoruz kenara. Bir de tam düzgün oturması için ve incelik kalınlık ayarını görmek için hamuru eşit bir miktarda yaymak için bu hareketlerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Küçük telefon kalıplarımız var. Onlar da bu şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Evet canlar. Bunlar açacağımız için kabarıp şekli bozulmasın diye çatal yardımıyla böyle bir iki sefer vuruyoruz ve fırın yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Evet canlar, 180 derecede 15-20 dakika pişireceğiz. Evet, ürünlerimiz hazır. Birazdan işlemeye başlayacağız. Evet canlar, ürünlerimiz pişti. Hemen kabımızdan çıkarıyoruz. Evet, herkesin bildiğinin tersine altına çikolata, bitter çikolata koyuyoruz. Hepsine az bir şey. Bunun sebebi arkadaşlar, bildiğiniz gibi tart hamuru yerken crispy olması gerekiyor. Onu sağlamak için bu şimdi biraz sonra donacak ve krem patates şeyi ilave etmeyecek. Bir de buna beyaz, siyah hiç fark etmez. Sponge kullanıyoruz büyük tartlarımıza. Küçüklerimizde bir sorun yok. Küçükler aynı şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Set tarifini yapmıştık. Bu şekilde arkadaşlar. Sürüp bırakıyorsunuz. Kremasını koyuyorsunuz. Evet canlar, meyvelerimizi döşemeye başladık. Bunlar evet, büyük tartımızla arkadaşlar devam ediyoruz döşemeye. Çilekli tartımız da hazır. Tartaletimiz de hazır. Şimdi geldi sıra arkadaşlar. Yöresini vurmaya. Aynı şekilde
çilek jölesinden kendilerine yapıyoruz. Evet, çilekli tartımız hazır. Şimdi diğer tartlarımızın da jölesini vuralım. Bunlara saydan jöle vuruyoruz. Evet, bu da hazır. Şimdi size sunumunu yapacağız. Elinize sağlık şefim. Elinize sağlık şefim. Tekrar çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Arkadaşlar, yaz için güzel bir tarif denemenizi tavsiye ederiz.